Evet efendim, Ayvalık Yeni Mahalle'deyiz şu anda ve yanımızda 81 yaşında Hüseyin Omak var şu anda. Evet, biz burayı bir haber kaynağından duyduk ve o şekilde geldik ve Hüseyin amcaya bakalım burada gerçekten ihtiyacı var mı yok mu? Hem bir sohbet edelim hem de kendisiyle biraz dertleşelim istedik. Hüseyin amca merhaba. 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 Evet, maşallah 81 yaşındasın. Evet. Çok güzel. Evet Hüseyin amca, biz duyduk geldik buraya, gerçekten yaşadığınız yeri merak ettik ve bu hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyoruz. Yani nasıl yaşıyorsunuz burada, neler yapıyorsunuz, yalnızsınız? Bana şükür. Ne diyeyim başka? Ayvalık'ta doğdum, Ayvalık'ta. Ayvalık'ta doğdum. Ayvalık'ta doğdunuz, orada büyüdünüz değil mi? Orada büyüdüm. Arkadan anam babam ölünce mecbur kaldım buraya gelme. Daha evvelden birkaç koyunum vardı. Şimdi 2-3 tane koyunum kaldı. O da kendimi avutmak için onlardan bir gelir. Yok bana, daha çok gider benden. Ağzımı. Bir gelirim yok onlardan ama hastalık. Bunları görmeden duramıyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim. Şu anda yalnız yaşıyorsunuz ve gözünüz de görmüyor değil mi? Evet, ne kimsem var, ne arayanım var, ne soranım var. Sizden başka kimsem yok. Peki hiç yardım etme amacıyla buraya yetkililer geldi mi, devlet büyükleri geldi mi? Yani yardım istediniz mi? Yardım ettiler mi size? Hiç kimse gelmedi. Hiç kimse gelmedi. Ne diyeyim? Peki ne yiyip ne içiyorsunuz? Vallahi Allah şahidim, bir kuru ekmek, domates ekmek, bir çorba, tarhana çorbası. Elimden gelirse pişiririm yarım kilo fasulye, makarna falan bir şeyler yapıyorum. Peki ekmeği nereden buluyorsunuz? Siz gitmiyorsunuz herhalde, size mi getiriyorlar? Arkadaşlarım, daha evvelden giderdim ağrımı. Şimdi 3-5 günde bir gidiyorum eyvallah. Orada gittiğime pişman oluyorum. Ölüyorum, bayılıyorum yollar içine. Rezil rusvay oluyorum. Tanıdığım arkadaş geçer durur arabayla. Kapıyı açar, tam kapının zemberine basar gaza gider. Yani sizi arabaya dahi almıyorlar yani. Almıyor. Peki buradan merkeze Ayvalık'a yürümek için de bayağı bir yol dediğiniz gibi ve bu şekilde yani çok saatler de sürüyordu. Daha evvelden 10 dakikada giderdim Ayvalık'a. Şimdi gidemem, tövbe olsun, 1 saatte, hem 2 saatte gidemem. Buradan gittim 20-30 adım, oturuyorum, dinleniyorum. Peki paranız var mı? Vallahi yalan söyleyeceğim, belediyenin aylığından, nasıl söyleyeyim, kaymakamın aylarından geçiniyorum. Fakir aileyi mi bağladılar? Başka bir gelirim yok. Bir sosyal güvenceniz yok mu? Bir emekliliğiniz yok mu? Yok, bir şeyim yok. Daha önce nerelerde çalıştınız daha önce? Vallahi daha evvelden yani sözüm ya bana, uğursuzluk hayatından başka bir hayat yaşamadım. Peki aile olarak kardeşiniz, ablanız, abiniz var mı? 7 kardeşiz biz. 7 kardeş. Evet. Peki onlar size hiç gelmiyor mu? Yani durumunuzu bilmiyor mu, görmüyor mu? Düşmanım. Hepsi, dur bakayım. Bir, İstanbul'da var bir tane de burada var, iki, bir de üç tane kaldı. Üç kişi kaldı. Bir de ben, 4. Peki bu 4 kişisi şu anda, 3 kardeşiniz hiç gelmiyor mu buraya? Bir kere olsun gelmediler. Bir kere gelmediler. Kız kardeşlerimdi. Bunlar kız kardeşimdi. Peki onların durumları iyi mi şu anda? Onların da durumu benden beter desem yeri var. Öyle mi? Ha. Birisi hasta yatır yatakta, senelerde sürüklenir. Anladın mı? En büyüğümüz o kız. Hepsi kız ya gerçi, anladın mı? O yataklara sürünür hastalıkta. Ama sadece belki de öldü, bilmem, hiçbir haberim yok. Size konuşurum, sürünür diye mamal olacak, belki de mezarlıktadır, belki de Ayvalık'tadır. Duymadınız mı, hiç öyle bir kötü haber gelmedi mi? Kim gelecek söyleyecek bana? Tanıdıklar vardır belki, onların tanıdıkları, sizle ortak olanlar. Vallahi bir kimse bir şey söylemedi bana. Söylemedi. Allah versin, sağ olsunlar. Bir şekilde yaşıyorlar. Ölümden intikam alacak değilim.
Peki burada koyunlarınız var, kuzular var galiba. Kaç tane kuzunuz var? 3 tane. 3 tane. Peki onlara nasıl bakıyorsunuz? Tek tek örgütüyle burada. İçinde kuru ot var. 1,5 bacak vardı orada. Atıyor bunları, yiyorlar. Peki Hüseyin amca, burada bir banyo yapacak ortamınız da yok. Gördüm. Vallahi kapını yapıyorum burada. Burada banyo mu yapıyorsunuz? Burada. Burada yapıyorum. Zaten benden banyo yapılacak zaman geçti artık. Peki en son ne zaman banyo yaptınız? 3-5 gün oldu galiba. 3-5 gün oldu. Oldu, 3-5 gün oldu. Kışın ne yapıyorsunuz? Kışın ne yapayım? Gene aynı vaziyette. Kapı arkasında. Bu sefer içeriye kapıyı kapatıyorum. Kapı arkasında banyo yapıyorum. Şimdi Hüseyin amcanın yaşadığı yerin şu anda tam önündeyiz. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biraz da içeri gireceğiz. Bakalım Hüseyin amcanın içerideki durumu nasıl? Hep birlikte Hüseyin amcadan içeride de bilgi alacağız. Ne yapayım? Kışın orada yatıyorum, havalar ayaz olduğu zaman, yazın burada yatıyorum. İki tane yatağım var, betonun üstündesin. Evet. Bir masa var, başka bir şey yok. Şurada samanlar var. Ot bunlar. Ot var. Fasulye samanıymış, bunlar yeni çıktı bu sene. Artırmadan aldım bunları. Başım ağrıyor. Doktora da gitmediniz tabii. Doktora gitmeyeyim. Bir sefer olsun doktora gitmedim. Nakit yara aldığım zaman gittim. Vuruldum da. Evet. Bir iki hekaya vurdular da beni. Allah Allah. Anlat, anlat. Balıkesir tarafından geldi. Bilmem ne köyünden. Burada Ayvalık'ta bir... Dur bakayım. Bir spiker aldı. Anladın mı? Genç delikanlı, 25-30 yaşında. Bir spiker aldı 50-60-70 yaşına. Allah versin olsun, yüze geçinsin. Yüzüne görüyor, arkada kuyruğu kasıyor. Dün geldi buradan alenterimi aldı. El lambası vardı, fener. Onu aldı. Aldı gitti mi? Aldı gitti. Senin olan malı aldılar gittiler. Aldı. Bu ne ya? Ya bir onunla çıkıyordum geceyle. Bir ses hissedeyim. Bir dışarıda bir hukukat olur. Bir gürültü çıkar. Bakayım. Zaten gözlerim görmez. El lambasına görürüm. Hı-hı. Yok. Hüseyin amca, gördüğümüz kadarıyla senin burada fazla bir giyeceğin de yok. Yani üstündekilerin haricinde şurada ben bir pantolon gördüm. Bir pantolon var ya, bir pantolon var. O da evet, gerçekten şöyle kamerada gösterirse pantolon denecek hali kalmamış yani. Ya söküldü arkasını, ben kendim diktim. Bunda bu dikişleri ben yaptım. O da ceketler var. Ben açık havada yatırdım. Kış kıyamet günü bir buranda üstüme çekerdim, yatırdım altına. Allah Allah. Ve bu hikayeyi sizlere aktarmaya çalıştık. Biz buradan yetkililerden, direkt valimizden, kaymakamlıktan, Ayvalık Belediye Başkanı'ndan, yani yetkili kim varsa yardım uzatmasını bekliyoruz, yardım ellerini bekliyoruz. Hüseyin amca yalnız burada ve önümüz kış. Bence yardım edin. Bence yardım edin. O bir arkadaş var dedi çoban. Nasıl bunu muhafaza etsin onlar. Bilmiyorum. Daha iyi orada dedi.
Gelsin böyle içeri gelin. Olur olacak. Yok. Hayır. Nerede biliyor musun? Sen bilirsin. Eski itfaiye eski var. Eski itfaiye bilir misin? İtfaiyenin tam karşısında hemen. Ayvalık içinde garajın orada, tamam mı? Tamam. Ben seni 3 gün misafir edeceğim. Burası da bu arada düzenlenecek, tamam mı? Sonra seni getirip buraya bırakacağız. Tabii Allah razı olsun. Ama arada bir de gelip senin ihtiyaçlarını göreceğiz. Buraya gel. Evet. Ulaştığım yerlere, haber aldığım yerlere gidiyorum. İşte elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda benim yaşlı bakım evimde de 25 kişi var. Artık Hüseyin abiye misafir edeceğiz 3 gün. Çünkü daha önce de geldiğimizde buradan ayrılmak istemediğini, kuzularını, kurtlarını, böceklerle konuştuğunu söylüyordu. Evet. Ve hala aynı, duydunuz siz de. Evet. Onu buradan koparmak zaten işkence olur onun için. Tekrar onun hizmetini görelim, burayı da bir temizlik yapalım. Daha sonra getiririz. Bu arada biz misafir ederiz onu, genel temizliği yaparız. Zaten arada bir gelmiyordu buraya. İhtiyaçları görüyordu ama çok onurlu bir insan olduğu için çok fazla da kabul etmiyor. Çok fazla böyle şatafatı istemiyor. Bu arada dediğim gibi işte elimizden geldiğince onu da mutlu etmeye çalışacağız. Oradaki yaşlılar gibi. Ne güzel. Evet, teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Şimdi Hüseyin abiye buradan alacağız, çıkacağız. Diğer yerlere evet. Gideceğiz. Sizlerle birlikte geleceğiz bize. Evet. Sonra anlayacağız. Evet. Şimdi buradan ben onu hamama götürecektim ama 3 gün önce bir banyo yaptığını söylüyor. Evet, görünüşü yapmış gibi. Evet, bu kadar böyle bir yerde kalan çok kirli olması gerekiyor. Değil. Kendisi zaten sanırım kadar iyi dikkat eden, yoksa burada kalıp da hastalanmaması mümkün değil. O yüzden onu yaşlı bakım evine götüreceğim. Orada banyom var. Başımı yaptıracağım, kıyafetlerimi yıkayacağım. 3 gün misafir edeceğim. Ve o arada burası badana olup temizliği yapılıp ilaçlanıp tekrar kendisine dediği evet bülbülü yuvasına teslim etmek gibi bir şey. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi var. Atem acaba. Atem de. Valla. Valla. 4 lira, 6 tane kuş var galiba. Su yok yalnız, su. Su. Su var. Su var. Bu güvercin içeri mi koydun buranın anahtarını? Evet, bu güvercinlerin mi mesela? Bu güvercinlerin. Aç bakalım. Aha, aç. Öbür anahtarı cebine, eşofmanın cebine bak bakalım Hüseyin amca. Ha orada. Sen bıraktın anahtarı. Hüseyin amca, kuzuları buradan alırlar mı? He? Kuzuları alırlar mı? Karar tutmaz, alırlar. Alırlar. Kuzuları... Altı tereyici zaten bunlar, dün gece böyle bir içine aldılar. Aa, o zaman bu tehlikeli. Kuzuları da alalım bari. Ha? Kuzuları da ne alalım? Mezbahanın şeyine koyalım kuzuları ya. Ya kardeşim evet. Barak bak. Mezban. Barak alırsa alsınlar bunlar ya. Alsınlar da alsınlar. Ama senin olur durmadın. Mehmet amca olur mu öyle şey? Neden yazık günah. Ne yapayım ya? Yazık günah. Biz sana muhafaza edeceğiz onları. Hiç merak etme. İnsanlık yapıyoruz bana. O zaman kuzuları da şey yapalım. Şimdi biz kuzulara da bakacağız, tamam mı? Sen burada 2-3 gün yoksun ya burada. Hayvanlar aç kalır sonra. Ama bak biz seni temizleyeceğiz, şey yapacağız, evi tamam mı? Evi de temizlememiz lazım. Biz kış evi geliyor, temizlememiz lazım. Sana lazım. Evini hazırlayacağız, tamam mı? Odun getirmemiz lazım. Çoban kim orada geliyor? Aferin sana. Babama gidiyoruz değil mi? Babama gidiyoruz. Direkt babama gidiyoruz arkadaşlar.
Evet, Hüseyin amcayı şimdi evinden aldık ve şehirde bir hamama getirdik. Şehir hamamına getirdik. Belediye yetkilileri tarafından. Evet, burada zabıtalarımız da burada. Şimdi Hüseyin amca burada yıkanacak, paklanacak, tıraş olacak ve sonraki görüntüleri yine sizlerle paylaşacağız. Evet, Hüseyin amcayı evinden aldık, hamama getirdik. Orada yıkandı, paklandı, tıraşın oldu ve oradan Ayvalık bakım evine geldik. Evet, yaşlı bakım evine geldik. Buraya geldi, yemeğini yedi ve sonra oturduk. Şimdi Fadime Hanım yanımızda. Evet efendim, sabahtan beri sizlerleyiz. En son noktamız burası. Artık Hüseyin amca sizlere emanet burada. Tabii ki. Neler söylersiniz? Hüseyin amca bizim emanetimizdir. Kendisi biliyorsunuz ki evinde kalmak istedi. Evinin bakımı yapılacak, temizliği, ilaçlaması, badanası, onun ihtiyaçlarının giderilmesi, her şeyi, yatağı falan biliyorsunuz değişecek. Daha sonra kendisi burada kalmak istemediği için yine kendisini evine götüreceğiz. Çünkü kuzuları var, kuşları var orada kendine göre. Emanet ettiği bir köpeği var. Ona dedi ki, dikkat ettiniz mi bilmiyorum, buralara iyi bak, ben geleceğim dedi. Evet. Sana emanet dedi. Daha sonra kendisine hafta içerisinde onun ihtiyaçları yine aynı şekilde karşılanacaktır. Ama biz şunu istiyoruz, Süleyman amca ne zaman isterse bizim her zaman misafirimizdir. Burada da kalabilir. Ama o kendisi oradan ne dedi, beni buradan alırsanız ben ölürüm dedi. Evet. Çünkü onun yaşam alanı orası, mutlu olduğu alan orası. Biz hizmetimizi onun bulunduğu yerde vereceğiz bundan sonra. Evet. Tekrar döneceğim size. Evet Hüseyin amca, evden geldin buraya, gittin banyonu yaptın, tıraşın oldun, geldin yemek yedin burada. Sen neler söylersin? Ne söyleyeyim, Allah razı olsun derim. Ne diyeyim? Peki rahat mısın şu an? Allah razı olsun derim, bu kadar. Şu an rahat mısın? Şükür halime, şükür halime, şükür halime. Tekrar dönecek misin evine? Gitmem lazım. Gitmen lazım. Gitmem. Ben buralarda yaşayamam. Bu kalabalığı ben göremem. Ben bu kadar insan bir senede göremiyorum dışarıda. Yalnızlığa alışmışsın yani. Rahat, rahat. 40 senedir dışarıdayım. Bakayım.
63'ten beri dışarıdayım. Evet. 2014'e geldik ya. Evet. Kaç senedir? 85 sene oldu. Sen alışmışsın kuzularla, köpekle, tek başına değil mi? 3 tane hayvanım kaldı şimdi. Buraya böyle köpek 4. Hep bunları düşünüyorum. Şimdi onları alıyoruz. Heh. Onları... Hayır, onları başka bir yerde, sen burada misafir olduğun sürece bakacağız. Seninle bir onları yine götüreceğiz oraya, başkaları almasın diye. Demeyin, ağzım var bu kadar sizin şeyinize göre. Onlar da misafir şu an. Onlar da misafir. Gününüze kadar oturamam ben buraya. Yok, oturamayacağız. Allah zaten. Bir... Sadece evin düzeni olana kadar burada misafirsin. Sen burada evin düzene girene kadar buradasın. Sonra hayvanlarınla birlikte seni yine evine teslim edeceğiz. Orada bakacağız seni. Ev şimdi temizleniyor. Boya olacak, badan olacak, eşyaların yenilenecek. Daha güzel olacak. Yeni oldu. Bina yeni yaptı. Tamam. İçi de değişecek. Dur bakayım. Bir huzur evi yaptı. Türkçe yazdı çizdi. İsmimi yazmasını bilmem. Cahilim, kusura bakmayın. Cümleden. Bu kadar dilim döner, bu kadarını söylerim. Peki, teşekkür ediyoruz sana. İnşallah bundan sonra daha iyi bir şekilde yaşama devam edersin. İnşallah, 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 inşallah. Evet efendim, size de teşekkür ediyoruz. Gerçekten en azından kucak açtınız ki burada gördüğümüz kadar kaç kişi var burada yaşayan? Burada 25 kişi var. Şu anda 26 olduk. Evet. Peki sizin burada bakım evinde bir takım eksikleriniz var mı? İstediğiniz bir şeyler var mı? Onları da dile getirelim. Mesela büyüklerimiz olabilir, kaymakamımız olabilir, valimiz olabilir, başkanımız olabilir. Şimdi ben buraya geleli zaten 2 ay falan oldu. Sağ olsun Ayvalık Belediye Başkanımız buranın tamamıyla her türlü ihtiyacını karşılıyor. Günlük olarak her şeyi karşılanıyor. Şu anda dediğim gibi çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Sakinlerimizi gördünüz zaten. Hepsi yemeklerini yiyorlar, televizyonlarını izliyorlar, dinleniyorlar. İşte hasta oldukları zaman onlara doktora götürüyoruz. İlaçları düzenli bir şekilde veriliyor. Tabii ki bu Ayvalık Belediyesi'nin çok güzel bir sunumu ve hizmetidir. Nerede kim varsa bize bilgi geldiği anda biz zaten onlara ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama tabii bilmediğimiz yerde oluyorsa, varsa da bilenler bize bilgi vermelerini istiyoruz. Çünkü bizim onları görmemiz bilgi gelmediği sürece imkansız olacaktır. Yani bu şekilde Hüseyin amca gibi kıyıda köşede bakıma muhtaç kişiler varsa ve onları tanıyan birileri varsa mutlaka size ulaşsınlar. Verirler. Elbette haber verirlerse biz elimizden geleni, zaten belediye uzun yıllardır bu işe hizmet vermek zorunda ve öyle yapıyor zaten. Hiç bir ihtiyacımız olduğunda bir telefon ediyoruz, anında sağ olsunlar yerine getiriyorlar. Hiçbir sıkıntımız da gerçekten yok. Gördüğünüz zaten hepimiz, her şey şeffaf, evet, zaten evet. Burada gördüğünüz gibi. Sizden de Allah razı olsun o zaman. Bu gönül işi, biliyor evet, musunuz? Evet. Gönül işi, evet. Herkesin de gönülden gerçekten yaşlılarına sahip çıkmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim, sabahtan beri sizlerin de izlediği gibi Hüseyin amcayı evinden aldık. Dediğimiz gibi oradan hamama gitti. Orada yıkandı, baklandı, tıraşını oldu ve oradan Ayvalık bakım evine geldik. Yaşlı bakım evine geldik. Burada da Fadime Hanım gerçekten çok birebir ilgilendi kendisiyle ki sadece Hüseyin amcayla değil, burada kalan 25 kişiyle de bu şekilde ilgileniyor. Biz tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz ve inşallah bundan sonraki Hüseyin amcanın yaşamı da daha güzel bir şekilde devam eder. Şimdi burada yapacaksın sen böyle. Allah Allah. Ha. Burası misafirin. Yani misafirhane burası. Yemeğini yiyeceksin, oturacaksın. Burada misafirhanede kalacaksın. Sonra evine götürecekler seni. Var var. Var, her şey var.
Hadi be. Kapı burada, kapısı tamam, burada. Kapı orada, pencerede. Pencere hemen pencere dışarıda. Pencere bu tarafta. Ha. Pencere bu tarafta. Pencere dışarıda hemen. Orada, orada mı? Orada. Orada da bir misafirimiz var. Kusura bakma. Ya, estağfurullah. Ben ufacık gördüm burası. Sonra da... Üzülme, üzülme. Yok üzülmek. Üzülmek yok öyle. Hadi yat bakalım. Yat dinlenmiyor. Üzülmek yok. Thank you.